World of Tank'a yeni güncelleme geldi. 1.24.1 bayram güncellemesi diyorum ben buna. Çünkü tam bayram günü, bayram sabahı getirdiler. Bununla birlikte en büyük değişiklik tabii ki bir Polonya tank ağacının, tank destroyer ağacının gelmesi. Ama bununla birlikte çok daha fazla değişiklikler oldu. İşte mürettebat değişiklikleri, bunlar dışında bazı tanklara nerf geldi, bazı tanklarda zayıf atıldı. Bazıları yükseltildi. Özellikle ağırlar, Conqueror'un birçok özelliği düşürüldü. DPM'i düşürüldü. Reload'u düşürüldü gibi gibi özellikleri var. Şimdi isterseniz o videoyu inceleyelim hızlıdan. Ardından ona bir yorum yapalım. 1.24.1 güncellemesine neler gelmiş? Mürettebat çok daha oyuncu dostu oldu. Yani şöyle bir şey. Mürettebat aklı adı geldi. Mürettebat yeniliği geldi. Burada mürettebat yeniliğinde inanılmaz hızlı bir şekilde mürettebatlar kazanılacak. Penaltı puanları eskisi gibi olmayacak. Bunların hepsini zaten şimdi anlatıyor. Biz de burada canlı canlı bunları yorumluyor ve 1.24.1 güncellemesini göreceğiz. Seferberlik görevleri, ölüm sonrası modu getirildi. Bunlar hızlı hızlı ekleyeceğimiz noktalar. Hücum e, yeni ödülleri ve turnuvalar geldi. Bazı haritalarda değişiklik oldu. Enteresan mekaniklere sahip uzun e, süredir beklenen bir hat. Polonya Tank Destroyer hattı geldi. Ve mürettebatların çok güzel bir özelliği olacak. Benim sevdiğim bir şey. Biliyorsunuz benim ya da birçoğunuzun birçok mürettebatı vardı garajında ve karma karışıktı. Bunları artık World of Tanks diyor ki kardeşim... Artık bana bunları ver. Ben sana bunun yerine o mürettebatların özelliğinde ne vereyim? Mürettebat kitapçı vereyim. Bu çok güzel oldu. Devam edelim. Ses az mı geliyor acaba bilmiyorum. Şöyle açayım biraz. Etkinlik bonusu diye bir şey geldi mürettebata. Bunu anlayacaksınız. Hangi mürettebatı alırsanız alın, tamam mı? Hangi mürettebatı alırsanız alın o artık %100 özelliğiyle geliyor. Yeni mürettebatı aldığınızda %50, %60, %65 gibi özellikle gelmiyor. Direkt %100 ile geliyor. 100 fully... Ve mürettebatların herhangi bir eğitimde %100 eğitim almışsa diğer araca aktarmak ücretsiz olacak. Eskiden biliyorsunuz buna biz para veriyorduk ama artık para vermeyeceğiz. Ücretsiz bir şekilde aktaracağız tam eğitimli bir yeteneği varsa örneğin silah kardeşliği verdiniz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Şunu silah kardeşliğini verdiniz. O zaman %50 indirim alıyoruz. 50 Mürettebat aktardığımızda biz mürettebatın şeyini cezalı alıyorduk ya. Yeteneği eks, Yeteneği eksiliyordu. işte genel bir yetenek puanı üzerinden düşüm ödülü 100 ise o 80'e düşüyordu. Artık o değil yetenek etkinliğine ceza alacağız diyor. Yani mürettebatı aslında geliştirmek ve aslında mürettebatları tanklar arasında değiştirmek daha kolay. Daha basit bir hale aldı ve bu birçok oyuncunun içine yarayacak. Benim de işime yarayacak. <laughs> tamam. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz perklerde düşüş olmayacak. Mürettebat e, yeteneği, yetenek etkinliği düşecek diyor. Yani yetenek etkinliği düşecek Deficiency diyor. Also, Mürettebatları krediyle yeniden eğitiyorduk biliyorsunuz. Uzmanlığını da değiştirebiliriz. Güzel. Ve işte en beğendiğim yer abi. Şu anda bak World of Tank gerçekten çok başarılı bir şey yapmış. Benim kıştan karman çorman. Bir sürü mürettebat var. Bir sürü az yetenekli mürettebat var. 50 TP'ye mürettebat almışım. Çok gelişmemiş kenara koymuşum. Zibilyon tane mürettebat var. Ve bunların hiçbiri aslında benim işime yaramıyor. Yani şu değil işte sen buradasın sen burada herkesin görevi belli abi sen 60 TP'ye bakıyorsun sen 100 TP mürettebatısın işte sen atıyorum projekto mürettebatısın ama aynı zamanda seni çıkarıp seviye ona da aktaracağım sen IS 3 a e mürettebatısın ama aynı zamanda seni IS 3'ü de çıkarıyorum diyebileceğim bir örgüde değil benim kışlam belki birçok Özellikle oyun uzun zamandır oynayan arkadaşlarımızın kışlası bu şekilde. İşte şimdi World of Tank ona bir eklenti getirmiş. Bakın o eklenti neymiş? Ne yapıyormuş? Bak ne diyor? Ve kışlığınızı sonunda derleyip toparlayabileceksiniz. Güzel. Peki ne the the oluyor? To... Bu işlem sayesinde sadece birkaç tıklamayla herhangi bir train... herhangi bir yetenek eğitmeye DPC olmayan, DPC olmayan, deneyim puanı olmayan tüm mürettebat mouse... üyelerinden kurtulabileceksiniz. In... Ve bunlar Hani diyorum ya çer çöp. adamın almışım yüzde 65 yüzde 100 bunların tamamından kurtulacağız şimdi ben size onun daha detaylı bir haberini okuyacağım. Kışla temizliği kullanılmayan mürettebatları mürettebat DP'sine dönüştürme. Şu anda görünüyor mu ekranım? Görünüyor. Evet tam da kenardayım abi süper yerdi. Hatta ben kendime kameramı kışla temizliği kullanılmayan mürettebatları mürettebat DP'sine dönüştürme. 1.24.1 güncellemesinden sonra oyun ilk girişimizden beri 90 gün boyunca artık bak 90 günlük bir süre veriyor burada bize bu çok önemli. Artık ihtiyaç duymadığınız mürettebatlarınızı toplu olarak gönderip kışta yuvalarını boşaltabilir. Ülkelere özgü mürettebat kitapları alabilirsiniz. Çok net ve çok temiz. Kışla ekranına gelecek özel bir tuş yolu ile ilk yeteneğine eğitim başlamamış. Yani e, birinci yeteneği var. Bir tane sarı çıkmış. Fakat ona sen bir şey atamamadığın tüm mürettebatlar burada kullanılabilecek. Örnek çok güzel bir örnek vermiş. Tiger 2 5 kişiyle çalışan bir araçtır. Tiger 2 için eğitimli 1000 mürettebat DPC'si olan bir Alman yükleyici terhis ettiğinizde terfi olarak bir eğitim broşürü Almanya'dan bir eğitim broşürü almaya hak kazanacaksınız. Yani sizin kışlanızda Rus, Alman, İtalyan aklınıza gelebilecek tüm mürettebatlar bir yeteneği olmayan yani bir yeteneği var fakat atanmamış mürettebatların tamamı size kitapçık olarak gelecek ama o ülkenin kitapçığı olarak gelecek. Çok daha önemli. Örneğin benim Arnold Schwarzenegger var. Mille Jovic var ve bunlar garajda hala bir araca atanmamışlar. Araca atanmış olan bir yeteneği olanlar yapılmayacak. Fakat bunlar ne olacak? Onları da söylüyor burada bize World of Tank. Diyor ki bu seçenek sadece tam eğitilmiş birinci yeteneği olmayan normal mürettebatlar için geçerli olacak. Bir araca atanmış mürettebat üyeleri özel etkinliklerden gelenler özel etkinlik yılbaşıdır, e, çelik avcılığıdır, kıldır, yündür, işte Ninja Turtle'dır, yok efendim e, Arne Army'dir. Aklınıza gelebilir. işte i̇şte Snatch'tir. Buradan gelecek tüm mürettebatlar, özel, etkinlik, özel etkinliklerden gelenler, sıfırıncı yetenekleri olanlar ve ünlüler terhis edilmeyecek. Ünlülerden kastı işte Milleyovic'tir vesairedir. İlgili kışta yuvalarını koruyacaksınız. Yani senin 100 kıştan varsa, 100 kışta yuvan varsa, 100 kışta ranzan boşsa sen 50 tanesini yolladığında yuvalarda gitmiş olmayacak. Yuvalarda kalacak. Ancak geçici yuvalar kaldırılacak. Geçici bir yuvanız varsa kaldırılacak. Bu sırayı etkinleştirme için 1.25 nokta güncellemesi çıkmadan önce oyuna giriş yapmanız ve bu tek kerelik bir işlemdir geri alınamaz diyor. Yani çok daha önemli bir not. Bu bir kere yapacağımız bir işlem çok daha değerli topla anlatacağım şimdi. Bu bir kere yapacağımız bir işlem arkadaşlar. İkinciyi yapamıyoruz. Tüm e, mürettebat üyeleri. Fitres hoş geldin dostum. Teşekkür ederim. World of Tank diyor ki ben diyor yeni bir tane etkinlik getirdim diyor. Ve bu etkinlik diyor 90 gün sürecek diyor. Kışlayı temizle etkinliği diyor. 90 gün boyunca bir kere yapabileceğiniz bir etkinlik diyor. Ve kışlada ne kadar mürettebatınız varsa birinci özellikleri gelmiş fakat atanmamış özelliği olan tüm mürettebatlar diyor. Kendi ülkelerine ait kitapçığa çevrilecek ve size verilecek diyor. Unutmayın sadece 90 gününüz var. 90 gün süresince bunu yapmanız ve World of Tanka 1.25 yaması gelmeden önce bir kez girip çıkmış olmanız gerekiyor diyor. Örneğin atıyorum Rusya'dan 5 tane mürettebatınız var. Almanya'dan 3 tane mürettebatınız var. Dediğim gibi bunlar özel ve etkinlik mürettebatı değil. Aynı zamanda da sadece bir yeteneği var ve atanmamış. Yani Aracı da atanmamış ve yeteneği de atanmamış. Yani silah kardeşliği vermemişin Bir artısı var ama bir işe yaramayan mürettebat. İşte bunların tamamında ben sana ne yapacağım diyor World of Tank. Kitapçık vereceğim diyor. Ben senin özel etkinlikle gelen karakterlerine, ünlülere dokunmayacağım diyor. Nedir o ünlüler abi? İşte Milleovic bakın bende atanmamış. İşte T-100, T-1000 pardon, Terminator, Franklin... Brad Pitt, işte Tony, Tommy bunların tamamına dokunmayacağım diyor. Yalnızca vasıfsız olanları kitapçığa çevireceğim diyor. Bunun için de yapmanız gereken şey diyor. Kışlaya gelip diyor ve bir kez olabilecek bakın diyor. Zaten burada geri sayımı başlatmış. Bir kez olabilecek bir etkinlik diyor. Buraya dönüştüre basıyorsunuz diyor. Zaten bana soruyor ben özellikle yapmadım yayında yaparım diye ama şu anda şöyle bir iyi yapmamışız yayında yaparım diye iptal ediyorum. E, tüm mürettebatları ben diyor kitapçığa çevireceğim diyor. İlgili ülkenin kitapçığına çevireceğim diyor. Tek seferlik yapmanız gereken bir şey ilgili ülkelerin kitapçıkları size geri veriliyor. Siz de onları dönüştürüyorsunuz ve ranzalarınız da boşalmıyor. 100 ranzanız varsa 50 mürettebat dönüştürülmüşse kitapçığa ters edildikten sonra bu bir sıkıntı olmuyor. Yani o e, ülkenin mürettebatlarının deneyimleri size geliyor. Şimdi biz bunu yapalım canlı canlı yayında. Şu anda görünüyor mu bakayım. Bunun için yapmanız gereken e, kışlaya gelmeniz gerekiyor. Şurada zaten günümüz sayıyor. Dönüştür diyoruz. Bize diyor ki dönüştürülecek mürettebat üyeleri 264. Bakın 264 tane atanmamış hiçbir halta yaramayan mürettebatım varmış be. Bakıyoruz ve onları zaten gösteriyor. Bakın dediğim gibi ne demiştik? 1. Artı 1 yıldızı olan artı 1 mürettebat yani artı 1'i gelmiş fakat ben artı 1'ini atamamışım. 2. Artı birini atamışım fakat şu anda bir tankta değil. Bunlar GV Panther mürettebatı fakat bir tankta değiller boştalar. Ben bunların tamamını dönüştüreceğim diyor. Sizin buradan dönüştürmek istemedikleriniz varsa hemen buradan seçip ilgili üyeyi şey yapabilirsiniz. İlgili mürettebatı herhangi bir tanka atayabilirsiniz. Tabii ki ben devam edeceğim. Dönüştür diyorum. Bakın bana toplamda 17 tane eğitim kılavuzu 8 tane eğitim eli kitabı, 38 tane <laughs> eğitim broşürü verdi. Yani ben o 263 mürettebatı yolladım. Ve dedim ki kardeşim bir dakika sizin şeyleriniz var, yetenekleriniz var. Bir eğitim aldınız. O eğitimleri yazın bir yere dedim. Ben onları kitapçık olarak kitapçıkları sizden geri alacağım. Ha, böyle daha mantıklı olur bak. Bizim onlara verdiğimiz kitapçıkları geri aldık. Şimdi ben... Bu kitapçıkları o terhis olanlardan kovduğum mürettebatlardan toplayıp bizim garajdaki mürettebatlara okutacağım gibi düşünebilirsiniz. Olumlu diyorum ve bitti gitti. Artık benim garajımda hiç kışlamda hiç gereksiz mürettebat yok. Büyük bir ihtimalle ben bir tank daha alırsam e, mürettebat üyeleriyle alırsam onları da dönüştürmek isteyecek. İsterseniz deneyelim seviye bir tane bir bir tank alalım, bunu alalım satın al İki mürettebat üyesi. Bunu tamamen deneysel yapıyorum. İki mürettebat üyesi geldi. Kışla yer mi acaba? Ha, evet. Bakın burada da şöyle bir şey var. Yine gelmedi bana ekstra bir e, burada buton. Bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Bir kere basabiliyorsunuz. 90 günde bir hakkınız var. Onu da belirtmiş olalım. Yani eğer bir hakkımız olmasaydı bilmiyorum. Belki bir sonrakinde etkili olabilir. Bu iki mürettebatı da bana çevirebilirdi. Ben de böyle sürekli bedava tank alıp onları e, mürettebat... E, ters edip sürekli kitap çıkarırdım. Bunu da engellemiş World of Tank. Oradaki bug'ı da hemen benim Türk kafası bir ne yaptık? Bug'a çalıştık kafa. Oradaki bug'ı da engellemiş. Evet bu böyle. Tabii ki devam edelim şimdi biz diğer şeyleri bakmaya. Tour of Duty has been completely... Seferberlik görevi sil baştan tasarlandı. Artık oyuncu ile klan arasında daha net bir etkileşim de... gerçekleşiyor. Ve daha elit dur ödüller getiriyor. Ödüller ne onu bilmiyorum tabii ki or <laughs> you need görevi tamamlamak gerekiyor. Ee, puanlarından, seferberlik puanlarından en kaynak alıyorduk zaten bu böyleydi. Bir harita olacakmış anladığım kadarıyla şu anda ekranda gördüğümüz harita bu ve bu harita üzerinde biz ilerleme sağlayacağız. E, ee, yedekler mürettebat üyeleri 2 bestiller ödülleri söylüyor. Deneysel donanımlar ki bunlar hoş şeyler. Her gün bölgesel keşif yapmak zorunda olmadığımızı söylüyor. Ve yolculuğun sonunda şu gördüğünüz haritayı bitirdikten sonra bize özel bir tank seviye 11 tank bekliyor. O tanklar ne bilmiyoruz bakalım neymiş o? Proserpina, Karro 45'te. Ha bot sallamış ne bir yerinde. Evet şimdi burası da YouTube'a gidecek abi ekstradan. Bu güncellemede her tankçı nasıl olur sorusunun cevabını bulacağız. Adam beni nasıl vurdu? Oradan beni nasıl deldi? Ya benim taretimin orasını nasıl deler? Onun bu kadar deliyor, benim taretim bu kadar. Sorusunu sadece ölürken veriyor bize. Bunu da söyleyeyim. Sadece ölürken. Yani ben atıyorum IS-4 ile oynuyorum. 2400 canım var. Vuruldum, 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 vuruldum. 10 canım kaldı. Adam vurup o 10 canı aldığında ben garaja gittiğimdekini gösteriyor. Eskilerini göstermiyor. Diğerlerini göstermiyor. Bu açıdan bir yandan iyi... Bir yandan da hani ne bileyim böyle çok Havada kalmış gibi geldi bana zaten şeyde de e, oyunda da yaşadım bunu evet tamam buradan deldi İşte şuradan girdi onun delmesi bu senin zırhın bu açısı bu gibi bir şey gösteriyor aynen buradaki gibi gösteriyor mesafe falan bakalım güzel ama hani çok olumsuz bir şey değil. This can be really useful for new players. You'll see the enemy's position and can remember it for later. The camera will help you last shot Bear in mind that you will not see the enemy on the last moment camera if they remained concealed after firing. A new season of Onslaught is on the way. The last in the annual Pegasus cycle. Don't miss the chance to receive Tabii yeni hücum rewards, 2D styles, improved sezonu geliyor. 2B stiller, 2B ödüller. 63, Hurricane, 10. Hurricane C63 yine Pegasus bir tane bot sallamış tank. tank. Nişan almam e, mavi donanım, mor donanım. Ekip, ekip antrenman e, şeyi de eklenmiş, haritalara eklenmiş hücum modunda. Onları da bulabileceksin. Yani hücum için ayrıyetten e, bir şey olacak. E, bir şey olacakmış. Keşif e, uçu, uçak şeyi birazcık zayıflatılmış, daha fazla rol ve daha fazla beceriler olacak. Kiralık listesi güncelleniyor. Hep, hep aynı tankları görmekten sıkılmıştık açıkçası, farklı kiralık e, tankların gelmesi iyi. İki harita geri gelmiş. Patelerde bazı değişiklikler var. Yani bu anlamda bot iyi işler çıkarıyor. Ee, genelde oyunları replaylere vesaire bakarak e, avantaj sağlayan diğer taraf ya da dezavantajlı olan taraf için şartları da engelleyebiliyor. Evet abi buraya çok fazla adam saklanıyordu biliyor musunuz? Hani şu değişti ya şurası. Bak şurası açık hale gelmiş. Eskiden adamlar buraya saklanıyordu abi. Hani giriyor oraya Light E25 e EAS Evan ya da işte ne bileyim bir T'de o kadar kabak gibi açıksın ki buradan çıksam vurulacağım, buradan çıksam vurulacağım. Bunu şey yapmışlar. Ha, dediğim yer işte. Burada da avantaj şey yapmışlar. Burasını çok güzel yapmışlar. Haritaları değişiklik getirilmesi güzel. İşte burası da YouTube'a gidecek. Dana'nın ayrıyetten video olarak zaten YouTube'dayız dananın kuyruğunun koptuğu yer. Benim çok sevdiğim bir tank bu. Son zamanlarda biraz böyle zayıf kalmaya başlamıştı. Bunu yükseltiyorlar. Bunu ıı, daha iyi bir hale getiriyorlar ama herkesin oynamasını çok sevdiği bir oyunu, düşür, ıı, tankı düşürüyorlar. Conqueror oraya da geleceğiz. Kesinlikle süper heavy olarak geçen bir tank ama çok uzun zamandır çok zayıf kalıyordu. Bakalım neler değişmiş. Diyor ki bak zaten buradaki listede vermiş bize. Arttırmış. Deliş gücü, nişan süresi, APCR mermi var tabi bu tankta, mermilerin değiş gücü iyileştirilmiş diyor. Bu önemli bir şey bu tank için. Güzel. Foch B, buna da katılıyorum abi. Bu da iyi bir tank, bu da popüler bir tank, bu da keyifli bir tanktı ama son zamanlarda yani çekilmiyordu, çok zayıf kalıyordu. Bakalım bunda neler yapmışlar. Stabilizasyon ve hareket kabiliyeti iyileştirilmiş. Kızı arttırılmış. 8 Ve seviye 8'i 9'u da içinde bu, bu iyileştirme yapılmış. Bence güzel. Şimdi be işte, to to işte olay Super long... bu. Super Conqueror. Herkesin çok iyi tank dediği, benim katılmadığım, benim oynamasının kolay olduğunu düşündüğüm, çok da böyle bir oyunculuk gerektirmeyen, IS-7 mi bu mu sorusu tabii ki IS-7 bende. Süper Conqueror acemi tankı diyorum ben. Alt önü kapat. Taratin çok güçlü. Topun eğiliyor. Çok hızlı bir şekilde e, atış gücüm var. Bu onu çok üst seviye bir duruma getiriyordu. İşte burada Conqueror'u bu şekilde tırpanlıyorlar. Can puanı. Atış hızı. Düşürülmüş. Bakın abi şu alt yazıyı bir saniye kapatayım. Yükleme süresi 9.6 DPM yani dakika başına hasar damage per minute olarak tercüme ediyoruz. 2500 bize düşürüyor diyor. 9.6 saniyede yüklüyor ve 2300 artık potansiyel hasarına geliyor. Bu şarttı. Gerçekten şarttı. Çünkü çok rahat şeyde bırakıyor. Minator sen kastın Erhan kastı. Buna da bir törplüyorlar bunda. Güzel. Kuleza Rıza zayıflatılmış. Çünkü ağır gibi oynamaya başlamış biz bu tankı abi. Anlatabilir miyim? Ağır tank gibi oynuyorduk yani. Ve alt segmentlerinde ön gövde zırhları azaltılmış. Bence 10 numara. 10 numara. Ve işte yine burası da YouTube'a ayrı video atacağım. Polonya tank avcıları. Benim seviye 7'sini oynadım. Az, az sonra e, hep birlikte oynayacağız zaten. Ben 7'yi çok sevdim. Ama 7 çok şey bir şeydir benim için. E, sembolik bir sayıdır. Çünkü 7'de tankınız birazcık güçlü olsun, birazcık iyi olsun. O seviyeye çok güçlü kalıyorsunuz. Çünkü çok geçiş seviyesi 7. Good and new yeni Polonya TD'leri karşınıza. Yeni <laughs> Polonya TD'leri. Gili toplu özel APCR mermi kullanıyor ve mermi hızları gerçekten muazzam yüksek. 2200'lere 2700'lere kadar çıkıyor yanılmıyorsam. Şimdi zaten göreceğiz. Ve 800 can puanı hasar verebiliyor fakat mesafe arttıkça attığınız hasar düşüyor. 500 metrede attığınız hasar 291 iken top olduğu için daha yakın mesafede daha yüksek hasarlar atabiliyorsunuz. Bunda World of Tank şu haritada diyor ki peki bunda RNG olacak mı diyor bize World of Tank. Evet olacak diyor. Önce o açıklasın. First, the... Bu. Diyor ki ben senin baz hasar puanını ve mesafeni ölçeceğim diyor. Atıyorum senin hasarını diyor ...550. Ama ben buna diyor... ...RNG'yi koyacağım yine diyor. %25 artı... ...%25 eksi. Yani... ...RNG'den kurtulamıyorsunuz diyor bize. Dolayısıyla biz... ...çok ciddi... ...hasarlara da ulaşabiliriz. Çok düşük... ...hasarlara da ulaşabiliriz. Ekranı saldım pardon. Ee, ama... The ...tanklar enteresan tanklar. Yani... ...oynaması şöyle enteresan olacak. Yakın girdiğinizde... ...yakın girmek isteyeceksiniz ama... Bunun için biraz manevra kabiliyetiniz olacak. Topun açısı çok iyi değil falan filan. Şöyle bir şey. Seviye 7'de de 7 topu yok. Yani seviye 7 uzun mesafe düşük hasar gibi bir durum yok. Seviye 7 standart bir top. Seviye 8 ile birlikte geliyor. Seviye 8'den 8 ve sonrası geliyor bilginiz olsun. İşte dediğim bu. Yani yakın oynayacağınız bir tankın artı 5 eksi 5 derece namlu dön dönü namlusunun dönüyor olması birazcık... Açıkçası sıkıntı çünkü eksi 5 artı 5 abi çok küçük bir rakamdır ve yakın oynayacaksınız siz ee, uzakta bu evet iyi bir derece iyi bir açı olabilir ama yakında hiçbir anlam ifade etmez bak burada diyor ki seviye 8'i klana tankı diyor 700 hasar verebiliyor diyor ilk mermi ikinci mermi ilk mermi ikinci mermi birinci mermi ikinci mermi üçüncü mermi birinci merminin delişi ikinci mermi falan filan diye yazmış buraya. Average de, DPM, pardon. Average ve average penetrasyonu da yazmış. Gördüğünüz gibi giderek düşüyor. Şöyle baktığınızda 100 metrede dağılması e, 0.38 2.9 fena değil. Bu iyileştirilebilir. Kesinlikle bu şekilde bir ağır tankla kafa kafaya oynamak istiyorsunuz. Çünkü 800 hasar atma potansiyeliniz var. Artı 25 eklediğinizde buna 800 artı %25 e, bin 1000 damage kadar vurabileceksiniz siz bu tanklara. Hareketli, nispeten hareketli bir tank buna e, şey de kullanılabilir. Turbo da kullanılabilir bunlara. Bu da seviye 9'u. Gon Gonkevitska diye bir tankımız. SDTP. SDP. SDP S 16 Gonkevitska tankı. 800 Hasar puanınız var. Gördüğünüz gibi avaraş puanlarsa böyle. Yani 500 metreye çıktıkça şeyiniz artıyor. 50 metredeki bunlar. 500 metredeki bunlar. Yine avaraş penetrasyonlarınız da bunlar. 292 gayet iyi. Gördüğünüz gibi 0.38 ve 2.7. 1700 metre bölü saniye ile gidiyor ilk merminiz. Sert başlıklı zırh dirici mermi ise 2000 metre bölü saniye ile gidiyor. Aslında uzaktan da oyundaki en hızlı mermiye sahip tank. Yani muazzam mermi ve muazzam nişan ne ıı, olan tanklar. Ve seviye 10. NC-70 Bless Kabilka. Burada durdurmak istiyorum. Şimdi burada OP olur mu bu tank? Bu arada 2700 değil mi? 1700 Çok çok özür dilerim. OP olur mu bu tank? Sorusu soru, hani soruluyor. Her tank yeni çıktığında. Çok belli bir dönem. Çok sıkıntı yaşayacağız. Iı, yine bu tanklarla. Yani karşımıza geldi. Düşünsene sen atıyorum seviye 8 bir tanksın. Ee, 2000 Metsin abi 1700 canım var adam geliyor sana bir koyuyor kafadan bitti 800 artı %25'ini koy 1900 gibi hasarlar veriyor sana. Bu tanka baktığımızda 0.35 eğim 100 metre dağılımı 0.35 biraz daha iyileşiyor eğimi. Onun dışında eğim time 2.5 saniye biraz daha iyileşiyor. Buna bence kesinlikle bir e top sürgüsü nişan alma konulmalı ayrıca turbo şarj ya da havalandırma konulmalı diye düşünüyorum. E, Avaraj penetrasyonlar bence gayet iyi 292-321 muazzam ben buna patlayıcı yüklemenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum yani 85 milimetre denilen bir top yeah, gereksiz e, diye düşünüyorum açıkçası beğendim şu an için -M. beğendim Join Evet. çok hızlı Erhan. Bu arada e, Adem hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Fulluk takalım. Kadir, Kadir ne yapıyor be? Oğlum bu tarlayı sürmez. Bu tarlayı ezer. Parçalar. Ne kadar şey varsa orada ee... Patates varsa ne ekiyordu Kadir hatırlamıyorum da ne kadar patates soğan varsa hepsine ezer geçer. Şimdi tank cc'ye gelelim. Seviye 7 ise hepsinin zırhına bakalım abi. Bak şimdi seviye 7. Seviye 7'de bile hafife alınmayacak bir zırh var. Ben kendisiyle kapıştırıyorum. Seviye 7'de de 202 delen bir top. Hadi vs'yi şununla yapalım. Tiger 1 bizi deliyor. Ama çok da rahat delemediğini görüyorsunuz. Yani azıcık şöyle falan dursanız sektirecek. Zırhı seviye 7'nin çok iyi değil. Ben oynadım. Seviye 7'nin zırhından çok fazla bir şey beklemeyin. Ama seviye 7'nin de e, enteresan bir özelliği var. Yani kıvrak aynı zamanda hani böyle bir vurdumu oturtuyor falan modu olmuş seviye 7'de. Ve e, seviye 7'nin topu 420 hasar veriyor. Bu çok yüksek bir değer, e, değer seviye 7 için. Çok yüksek bir değer. Ve seviye 7'nin özelliklerine gelelim. Şimdi hızlı hızlı inceleyeyim. Seviye 7, 8 hızlı hızlı gideceğim abi tamam mı? Bir çete okuyalım. Mermiler efsane yazdı. Erdem kasacağım utanmış. Kasacağım dostum. Ben beğendim. Yeniden böyle bir votum geldi. Evet yeni gelenler like atmayı unutmasın. Videoyu beğenelim paylaşalım. Bu benim için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi bak seviye 7'ye geldik. Seviye 7'nin baktığımız zaman 420 damage vuran 420 hasar vuran bir topu var. 202 penetrasyonu var. Bence gayet yeterli. Eğim ee, süresi 1.92 ki ben buna nişan takmayı ta, e, tavsiye ediyorum. Onun dışında hız 50 km hız yapabiliyor. İleri hızı 14 km'de geri hız var. 180 mm de ön zırhı var. Ama bence buradaki en zayıf konu çok dar bir açısı var topunun. Çok dar 5 derece çok dar bir açısı var. Seviye 8'e geldiğimizde, klenaya geldiğimizde artık hasar ortalamamız 700'e çıkıyor. İnanılmaz muazzam bir değer. 700 hasar veriyoruz. DPM'imiz 2800 dakikada. Ve... Reload'umuz 14 saniye hatta 15 saniye diyebiliriz. Eğim 2.78 hızımız 40. Seviye 8'de biraz yavaşlıyoruz. 200 mm ön zırhımız var. Bunun açıyla maçıyla çok kolay derinemeyecek olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz bence. Yani artık seviye 8'de olay farklı bir hal alıyor. Artık seviye 8'de tankımız hasar açısından coşmuş durumda. Tabii ki şöyle bir 3D modelden Live'dan zırhına baktığımızda da kolay kolay delinebilecek bir zırh olmadığını görüyoruz. 280 milimetrelere kadar buraları çıkıyor. Yani şöyle falan durduğunuzda geçmiş olsun. Tabii ki size scrap yapabilirsiniz ama bu açıdan rakibe topunuzu çevirmek çok dar bir açısı var topun. Çok kolay değil. Çok kolay değil. O yüzden hani Sidescrap değil de sadece böyle oynanması. Sadece kafadan rakibe bakılması. Birazcık tepe yüksekliği kullanılırsa çok daha etkili olacak bir tank. Onun dışında seviye 9'a geçelim mi? 651'e gitti. Bir motor var. Çok güçlü bir motor yok. Ton başı 14.14. .14. 15 derece 7 derecelik bir eğimim var. 15 derece aslında güzel. Yukarı güzel ama aşağı kötü. Aşağısı kötü. Bence. Hani az kalmış biraz. Seviye 9'a geçelim hızlı bir şekilde. Full list. Seviye 9'da artık hasarımız 800'e çıkıyor ve DPM'imiz de 3337'ye çıkıyor. Tabii siz buna 292 penetrasyonu da ekleyin. Ciddi bir değerdir. İkinci mermide tabii ki penetrasyonumuz artacak. Reload 14 saniye, hızımız 42 km. Yine seviye 7'ye göre çok yavaşız ama bu kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. 200 mm'den seviye 8'de 200 mm'ydi sanırım zırhımız. 190 mm'ye düşüyor zırhımız ama buna istinaden dediğim gibi muazzam bir hasar şeyimiz ortaya çıkıyor. Potansiyelimiz ortaya çıkıyor. Gun depression'larımız ve gun elevation'larımız kalkış ve iniş aynı şekilde görünüyor efendim. Dediğimiz gibi hemen seviye 10'a geçelim hızlı bir şekilde. Seviye 10'da hasarımız yine aynı. Top yüklememiz biraz iyileşmiş. Top yükleme iyileşiyor. Yani 13.4'e yükseliyor. Penetrasyon 292. Tabi hasarımız yine aynı demiştik. Eğim süremiz 240. Hızımız 45. Bir miktar artıyor. Motorumuzun gücü biraz yükseltilmiş. Burada 900 beygiri çıktığını görüyoruz. Top değerlerimiz yine 5 derece, 15 derece yukarı, 7 derece aşağı olarak görünüyor. Ama tekrar söylüyorum 5 derece sağ sol çok düşük. Çok düşük ve yine gövde zırhımız 200 milimetreye çıkıyor ki artık gerçekten de sıkıntılı bir durum e, almış oluyor. 2000'de can puanı var tankın. Şimdi 3 boyutlu modeline geçelim sonra seviye ona neler takmamız gerekiyor onu konuşuruz. Şimdi gördüğünüz gibi azıcık şöyle oldu mu kolay kolay denilebilecek bir tank değil. Buradan böyle baktığımda evet vurulabilir ama çok iyi nişan alması gerekecek rakibinizin kolay kolay sizi derebilecek bir durumda değil. Size biraz daha yatkın olduğunu görüyoruz bunun. Buradaki açı özellikle bize size script'te ya da düz baktığımızda bile muazzam bir şey veriyor. Açı veriyor. Buradan da sektireceğiz. Bu biraz daha böyle kafa kafaya rahat oynayabileceğiniz bir tank. Seviye onu çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Benim tavsiyem bu tanka neler takılır? Bir kere şöyle bir Mordon'un taktığımızı düşünelim. Herkes takmayacaktır ama hani ne kadar canavarlaşıyor tank. Mordor'un taktığında 11 küsura iniyor reload'un. Ayrıyeten hızın bence çok önemli. Çünkü kafa kafaya oynamalısın. Yani bir e, ağır gibi oynamalısın az çok. Hızlı dönmen gerekiyor gibi gibi e, özelliklerin olması gerekiyor. O yüzden turbo şarjı şart görüyorum. Ayrıyeten buradaki şeye göre değişir tabii ki. Ama benim... Görüşüm bundan sonra da iki seçenek çıkıyor. Hiç öyle kamuflaj bilmem ne falan gerek yok bu tank abi. Birincisi havalandırma hem ikisine birden bonus alacağınız bir şey. Tabii ben bunu burada moru takmadım çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Mor var mı turbo? Var. Mor turbo taktığında 51 km hıza ulaşıyor. Aşağı yukarı bir leopard kadar ya da STB kadar hız yapacaksınız. İkinci olarak burada nişan alma bence çok çok önemli. Çünkü nişan süremiz, eğim süremiz 2.40. Bu kadar hızlı ve yakın oynayacaksanız yakın ama uzaktan da oynamanız gerekecek belki. Tankı e, oynadıkça kaldıracağız açık söylüyorum. Ben de şu anda kafamda bir şeyler oluşabiliyor ama tank çok kombinasyonlu bir tank. Yani örnek veriyorum su 130 pm abi geri yatacaksın kamuflajını kullanacaksın diyebilirsin. Ama bu tankla geride yattığında bir avantajın olacak. Pardon önde oynadığında bir avantajın olacak avantajın şu önde oynadığında çok fazla hasar potansiyelin var 800'ler hmm. binler vurabileceksin ama aynı zamanda da geride oynayabileceksin Çünkü TD çok sıkıntılı olmayacak ve her zaman her tankla da kafa kafaya oynayabileceğiniz bir tank değil yani buraya ne takılır sorusunda bu kadar uzun konuştuktan sonra benim düşünceme göre nişan takmak gerek. Bunu taktırdığımızda ise nişanımız 2.40'dan 2.11'e düştüğünü görüyoruz. Tabi bir de e, full skill'li mürettebat koyarsanız üstüne üstlük buraya bir de e, şöyle bir suşinizden, muşinizden, bir şeyinizden, yemeğinizden koy. Su Suşi, değil galiba. Neyse işte bu yemekten koyarsanız tank 10 saniyede yükleyen ve 800 vuran 4500 DPM'e sahip bir canavara dönüşebiliyor. Ama tabii ki Mordo'nun taktığınızda. Neyse şimdi çok fazla e, lafı uzatmayalım. Artık e, savaşlarımıza geçelim. Bu arada ben de kısa bir ara vereceğim. Ufak bir ara. 2 dakikalık bir ara. Hem bir kahvemi koyayım hem bir şey yapayım. Ondan sonra zaten devam ederiz.